Bir de el abdesti yoksa tutamıyor. Tabii. Ya öyle bir de öyle bir problemimiz var. Ya abdestin yoksa dokunamıyorsun Kur'an-ı Kerim'e. Şimdi geçen bir yerde gördüm bir şey Kur'an-ı Kerim satan bir tezgahta adam yazmış. Kur'an-ı Kerimlerimizin üzerinde jelatin vardır. Abdestsiz dokunabilirsiniz. Tövbe Ya tövbe. gördün mü? Ya şu komediye gördün mü? Kur'an'la iletişimimizin ne hallere düştüğüne Çok komik bir bakabiliyor şey mi ya? musunuz? Kepsik bir şey Ne bu. kadar kepsi zaten öyle sosyal medyada gördüm onu. Ne kadar ayıp bir şey be. Senin jelatin olunca ne oluyor? Aha kapağı var zaten daha kalın. He. Yani bu çarpacak mı seni abdestsiz olduğun zaman? Ben bunu diyorum ki arkadaşa ya. Abi sen Kur'an-ı Kerim abdestsiz niye dokunamıyorsun? Bunu bana söyler misin? Cevabı hazır. Saygısızlık olmasın diye. Yani Peki. normalde abdestsiz dokunulabilir mi hocam? Tabii canım. Ne demek yani? Niye dokunulması? Hep Allah'ın küçüklükten beri öyle öğretiliyor ya hocam. o Aman saygı. sakın abdestsiz. Sakın. O saygı saygı. Saygı olsun diye abdest alırsın. Ya al. Bana göre de al tabii yani. Al da Kur'an-ı Kerim insanların hidayet kaynağıdır. Kafir olan bir adama önce abdest mi aldıracaksın Kur'an-ı Kerim'i okutmak için Hayır. yani? Yok. Dokunmayacak o zaman buna. O zaman ebediyen Müslüman olmayanlara bu kitabın bir şey demesi mümkün değil. Çünkü adamın abdesti yok. Adama diyorum ki buna abdestsiz dokunamıyorsun. Sebebi nedir? Saygı göstermek. Peki. Abdestin olmadan ezbere okuyabilir misin? Okurum diyor. Okur. Peki neye saygı gösteriyorsun sen şimdi? O zaman abdestsiz de okuma. Madem öyle düşünüyor. Madem öyle abdestsiz de okuyamaman lazım. Evet. Ama okuyorsun. Ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in şu metin bu kağıda basılmasaydı. Bu matbaada basıldı bu. Bu kağıda değil de şu kağıda basılabilirdi. Buna kıymetini veren bu metin değil mi? Evet. Evet. Bu metne saygısızlık olmasın diye abdestsiz dokunamıyorsun. Peki ama bunu kıymetli yapan bu metni ezbere okuyorsun. O zaman ne olacak? Doğru. Sen neye saygı gösterdin beyim? Sen o zaman kağıda saygı Çok gösteriyorsun. içi boş Doğru. inançlarımız var Ya galiba. Bunu gördün mü? anlıyorum şimdi. Bizi Kur'an'dan uzaklaştırdı bu algılar. Şimdi mesela ben hafız bir adam. O zaman bana abdestsiz dokunmaman lazım. Ben hafızım. Yani Kur'an-ı Hocam Kerim'in her tarafını biliyorum. abdestsiz Değil ha ya gördün mü işte sıkıntı. Veya şu cep telefonlarında hep Kur'an-ı Kerim var. Diyelim ki telefon çaldı, abdestin yok. Konuşmayacak mısın yani? yani. Adam bunu Ve cebine deyince diyor. koyuyorsun falan. Ya işte adam diyor ki hocam diyor dalga geçiyorsun. Ya sen dalga geçiyorsun ya peki? Sen Allah'ın kitabıyla dalga geçiyorsun ya. Niye gülünç duruma düşürüyorsun? Benim bunu söylememden maksat Kur'an okuyacaksan abdestin varsa da abdestini boz değil. Öyle bir şey demiyorum. Kur'an'a abdestsiz dokunabilmek bir serbestiyettir. Ama Kur'an'a özellikle abdestli dokunmak bir saygıdır. Tabii ki abdestli dokun. Tabii ki o övülen davranıştır. Ne demek yani? Ama anlaya anlaya Kur'an'ı abdestli de abdestsiz de olsa oku, dokun. Eğer bunu çok iyi anlarsan ona sonunda abdestli dokunman gerektiğini fark edeceksin. Ama anladıktan sonra fark edeceksin. Dokuna dokuna anlayacaksın bunu. Dokunmaya dokunmaya değil. Kur'an-ı Kerim'i Tanıdıkça seveceğiz dediniz dedik ya. evet, değil mi? O işte O zaman tanıdıkça. diyeceksin ki, "Aa bu nasıl bir kitapmış be?" Biz iftar programını yaptık bu akşam. Neml suresinden ayetler okudum. 20. cüzden işte her gün o cüzle alakalı ayetlerden bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir kardeşimiz yazdı ki, Neml suresi bana bu akşam indi hocam. İlk defa böyle şeyler Kur'an'da da varmış. İlk defa gördüm. Ne mutlu size hocam. Muhteşem bir kitabımız var kardeşim ya. Ya bu kitaptan insan korkar mı ya?